Ekran başından bize seyreden sevgili seyirciler. Bugün İstanbul'dayız. Üçüncü semineri var. Hemen yanımda Çerkez Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Nusret Baş'la beraberiz. Sevgili Başkanım, bugün Üsküdar'da 3. Uluslararası Çerkez Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Çerkez sorunlarıyla ilgili bir konferans var herhalde. Önce düzeltelim, Çerkez Federasyonu değil. Bu birlikteysek güçlüyüz temalı bir Çerkez konferansı. Bu konferansı tertip edenler Kanada Derneği, Nürnberg Derneği ve Türkiye'den de Çerkez Kadınları Teavün Cemiyeti birlikte düzenlediler. Çerkez Dernekleri Federasyonu olarak biz de onlara destek verdik. 3 gün süren bir konferans, Çerkezlerin sorunları, sanatı, resim sanatı, müzik sanatı, sinema sanatı, bunun dışında tarih, siyasi konular, bunların hepsi konuşuldu, konuşulmaya devam ediliyor. Çok yoğun bir program var ve çok güzel bir konferans oluyor. Sevgili Başkanım, ikisi herhalde yurt dışında oldu. Bu üçüncüsü? İkisi Nürnberg'de oldu. O ikisine de katılmıştım. Üçüncüsünü Türkiye'de yapmak istediler. Bu işin organizatörü Nürnberg Derneği ile Kanada Derneği. Başkanım, 3 gün sürüyor dediniz. Ama baktığımız zaman, salona girdiğimiz zaman biraz katılımın az olduğunu gördük. Bunu neye bağlıyorsunuz? Konferans tanıtımı biraz yapılamadı. Profesyoneller demeyeyim de bununla ilgili arkadaşlar var burada. Bunların hepsi dernek başkanları, dernek üyeleri, yönetim kurulu başkanları, başkanların ve yöneticilerin olduğu bir konferans bu. Katılımın az olmasının nedeni o. İlgili arkadaşlar, buradan bir şey alıp götürecek arkadaşların bir araya geldiği bir toplantı. Halka açık ama halka fazla şey yapılmadı. Fazla bir davet yapılmadı. Onun için yani kalabalıkların olmayışı ondan dolayı. Başkanım, o zaman Çerkezlerin en büyük sorunu size göre ne? Çerkezlerin çok sorunu var. Yani Çerkezler soykırıma uğratılmış bir halk. Vatanları tarumar edilmiş, vatanları ellerinden alınmış ve başka bir ülkelere sürülmüş bir halkın çocuklarıyız biz. Birinci sorun bu, vatansız kalmaları. İkinci sorun, vatansız, şükür Türkiye Cumhuriyeti vatanı vatanımız oldu ama ana vatansız kaldık. Öyle diyelim. İkincisi de dünyaya dağılmış vaziyetteyiz. Dünyaya dağıldığımız için dil ve kültürlerimizi unutmakla yüz yüzeyiz. 2 tane ana sorunumuz var. Bir tanesi ana vatanı kaybetmiş olmanın acısı, soykırıma uğranmış olmanın acısı, o içimizde devam ediyor. İkincisi de dünyaya dağılmış vaziyette çok özgün dili ve kültürü olan bir halkın bu kültür ve şeyini kaybetmesi, dilini kaybetmesi. Sevgili seyirciler, soykırıma uğrayan Çerkezler 1864'te dünyanın her tarafına yayıldı. En fazla da Çerkez Türkiye'de var. Fatih Altaylı kendi programında şunu söylüyordu. Çerkezler sorunlarını Türk halkına anlatamadılar. Türk halkı da Çerkezleri anlayamadı. Şimdi doğru söz bu. Çerkezler dertlerini, sıkıntılarını kendi içlerinde yaşadılar. Sürekli etrafa anlatmadılar. Çerkez sorunu büyük bir sorun. Bir Amerikalı profesör diyor ki, Çerkez sorununu Çerkezlerin sorunu olarak anlatırsanız muvaffak olamazsınız. Çerkez sorununu insanlığın sorunu olarak anlatacaksınız. Türklere anlatacaksınız, Avrupalılara anlatacaksınız, Rus halkına anlatacaksınız. Doğrudur. Bu Çerkezlerin kültüründen gelen bir durum. Aç olsa bile bir Çerkez aç olduğunu söylemez. Derdini söylemez. Kendi aralarında yaşarlar. Bu Çerkezlerin hem pozitif hem negatif tarafıdır bu. Onun için şimdi son 20 senedir Çerkez sorununu dünyaya anlatma gayreti içerisindeyiz. Sevgili seyirciler, bir de milletvekillerimizle konuştuğumuz zaman milletvekillerimiz Çerkez dernekleri bizim yanımızda aktif şekilde yer almadıklarını söylediler. Dernekler de Çerkez milletvekillerinin derneklere gelmediğini söylediler. Bugün Çerkezlere baktığımız zaman 15 tane milletvekillerimiz var. Bunlar CHP, AKP ağırlıklı ve MHP'den var. Sevgili Başkanım, 15 tane milletvekili az değil. Ama Çerkez sorunu ne hikmetse parlamentoda yer almıyor.
bu milletvekilleri dertlerini mi anlatamıyorlar, yoksa bir araya gelip Çerkez sorunlarıyla mı ilgilenmiyorlar? Çerkezler sorunlarının olduğunu bugüne kadar söylemediler. Kimseye söylemediler. Kendi içlerinde yaşadılar. Hatta kendileri bile sorunları olmadıklarını düşündüler. Şimdi biz onları bilinçlendirmek istiyoruz. Sorunlarını şöyle şey yapmıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşıyız. İtibar görüyoruz. Dinimizi yaşıyoruz. Dilimize kimse karışmıyor. Köyümüzde, evimizde dilimizi yaşıyoruz. Daha fazla bir şey istemiyoruz diye söylüyor idiler. Dolayısıyla Çerkezler bir talepleri olmadığı için, devletten de milletten de hiçbir talepleri olmadığı için örgütlenmiyorlardı da. Fakat son 20 senedir talepkar olmaya başladık. Taleplerimiz kültürümüzü, dilimizi yaşamakla ilgilidir. Temel insan haklarıyla ilgilidir. Buna siyasetçiler şeysiz kalmıyorlar. Onlar da ilgileniyorlar dertlerimizle. Neler yaptılar? Mesela Çerkezce televizyon istiyoruz. Televizyon yayını istiyoruz. Bunu henüz yerine getiremedik. Yeterince sesimizi duyuramadık. Çerkezce eğitim istiyorduk. Okullarda seçmeli eğitim olarak sırf Çerkezce değil, diğer azınlık dilleri de 10 öğrenciye ulaştığınız zaman o dersi görebiliyorsunuz. Çerkez dili ve edebiyatıyla ilgili iki üniversitede bölüm açıldı. Bunlar gelişmeler. Bunlar siyaseten isteklerimizi biz bütün siyasi partilere iletiyoruz. Ayrıca bizim siyaseten milletvekillerimizle görüşüyoruz. Milletvekili Çerkez olmayan, yani bu Çerkez meselesi Çerkezlerin meselesi olarak görmüyoruz bu. Türkiye'nin meselesi, insanlığın meselesi olarak görüyoruz. Sayın Başkanım, mesela biz şeye baktığımız zaman, bazı derneklere baktığımız zaman, Çerkez olmayan derneklere sevgili seyirciler, bir genel kurul yapıyor. En az o genel kurula 5 tane, 10 tane milletvekili geliyor. Herkes diyor ki, ya milletvekili reklamı mı yapıyorsun? Dernekler kuvvetli olduğu zaman, bu milletvekilleri veya davet ettiğiniz zaman, sevgili başkanım, bunlar geliyorlar. Ama Çerkez derneklerinin içerisinde biz baktığımız zaman en fazla bir tane milletvekili görüyoruz veya görmüyoruz. Bu örgütlülükle ilgili mesele. Çerkezler yeterince örgütlü değiller. Ama bir de sevgili seyirciler, şimdi Çerkezler televizyon istiyor. Türkiye'ye baktığımız zaman karasal yapım 247 tane televizyon var. 1057 tane de radyo var. Sevgili başkanım, baktığımız zaman bir Kayseri'de 10 tane televizyon var. Çerkezler kendi televizyonlarını niye kurmuyorlar da? Hani devletten istesinler, devlet versin televizyon. Ona bir şey demiyoruz ama bir Kayseri'de 10 tane televizyon var. Türkiye'de 247 tane televizyon var. Sevgili seyirciler, dil sorununa geldiğimiz zaman 18 bine yakın dil var. 7100 tane dünyada dil var. Her 18 günde bir dil kayboluyor. Bunu biz tekrar devamlı söylüyoruz. Bu kaybolan dillerin başında da Kuzey Kafkasyalıların dilleri geliyor. Adige dili geliyor, Oset dili geliyor. Bunların yaşatılmasını da ben sevgili federasyon başkanımız da haklı şimdi, buluyorum. Yani bunlar da kaybolmak üzere. Şimdi dil insanlığın malıdır. Onu konuşanların değil. Her dil kıymetlidir ve değerlidir. Kültür ögelerimizdir bunlar. Her dili korumak ve kollamak hepimizin vazifesidir. Ama öncelikle Çerkezlerin vazifesi ve bulunduğumuz ülkenin siyasi iradesinin vazifesidir. Çünkü küçük diller destek görmeden yaşayamazlar. Pozitif ayrımcılık yapılması lazım küçük dillere. Biz de Çerkez dilinin var olmasının eğitim dili olabilmesi ve televizyon yayınının olmasıyla mümkün olduğuna inanıyoruz. Televizyon yayını, televizyon kurmak çok zor değil. Fakat o yayını devam ettirmek zor. Diğer televizyonlarda program problemi yok ama Çerkez'de program problemi olur. Programı devam ettirmek problemi olur. Bu da ancak devlet gücüyle olur. Onu da demokratikleşmenin bir icabı olarak görüyoruz. Türkiye'nin üçüncü en büyük etnik grubudur. Türklerden ve Kürtlerden sonra. Türkçe televizyonlar çok fazla. Kürtçe televizyonun olması çok doğal, çok tabii, geç kalınmış bir irade. Çerkez televizyonunda olması sırf Türkiye'deki Çerkezleri mutlu etmez. Dünyadaki bütün Çerkezleri mutlu eder. Çerkezlerin gönlü zaten Türkiye'ye yöneliktir. Dünyada dağılmış Çerkezlerin
gönlü daha bir mutlu olurlar, daha bir sevinirler. Sevgili seyirciler, bir de şunu biz merak ettik ve anlayamadığımız bir konu vardı. Bu konunun başında da konferans devam ederken konuşmacıların yarısı Türkçe, yarısı Çerkezce, Adigece, Osetçe konuşuyorlardı. Biz dil bilmediğimiz için konferansa geldik. Başkanım, bundan fazla faydalanamadık. Size göre bu bir eksiklik mi veya bizim dil bilmememizin sorunu mu? Şimdi dil bilmek değil. Spontane tercüme yapılamıyor. Yalnızca Türkçe ve Adigece, Çerkezce, Osetçe, Abhazca konuşmalar oluyor. O konuşmacılar İngilizce, Türkçe ve Adigece hangi dili konuşuyorsa o dilin yazısı olmuyor. Yandaki görselde yazısı oluyor. Dolayısıyla konuşmayı anlamayan kimse orada okuyor. Evet. Siz o dikkatinizi çekmemiş. Belki dikkatimizi çekmedi bizim. Evet sevgili seyirciler, bu da bizim bir eksikliğimiz. Sevgili başkanım, böyle konferansları faydalı buluyor musunuz? Bir de konuşmacının birisi şunu söylemişti. Dernekler, federasyonlar ve yönetim kuruluna sanatçıları da alsınlar veya danışma kurulu olarak alsınlar, onur kurulu olarak alsınlar. Biz de derneklerin içerisine girelim, sorunlarımızı anlatalım. Doğru söylüyorsunuz. Sanatçılar da var esasen. Mesela bugün konuşmanın önemli bir bölümü Çerkez sanatı. Çerkez sanatının evrensel olması, milli olmadan evrensel olunamaz diye çok güzel konuşmalar yaptılar sanatla ilgili. Müzik, resim, heykel ve benzeri sanatlarda. Sinema, bakın sinema sanatı bir film çekiyor arkadaşımızın birisi. Onunla ilgili tanıtım yapıyor. Sevgili seyirciler, ben şimdi kendi kızımdan bahsedeyim. O da Çerkez Dernekler'in içerisine girdi çıktı. O da bir yapımcı, Ay Yapım'da çalışıyor, asistan, kendisi film çekti. Ama Çerkezler'den hiçbir tane de senaryo gelmedi. Keşke bir senaryo gelseydi, o da ilgilenseydi. Eğer gerçekten güzel bir senaryo olmuş olsaydı, çekseydi. Veya dizilere bakıyoruz. Dizilere baktığımız zaman her ulustan, her milletten diziler var. Ama Çerkez dizileri de yok başkanım. Bu senaryodan... İşte bu bizim eksikliğimiz. Onları telafi edeceğiz inşallah. Sevgili başkanım, son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak size teşekkür ediyorum. Bizim sesimizi kamuya duyurmakta faydalı oluyorsunuz. Gazetecilik yapıyorsunuz. Çerkez sorununun çözümüne katkıda bulunuyorsunuz. Onun için size teşekkür ediyorum. Sevgili başkanım, bir de şunu söyleyelim. Sevgili seyirciler, biz dernekleri eleştiriyoruz ama samimi söylüyorum, içimizde bir kötülük yok. Eleştirme de değil. Halkımızın bize daha bilinçli şekilde bilinçlenmesini istiyoruz. Biz de bir şeyler öğrenmek istiyoruz sevgili başkanım. En yakında sizleri buluyoruz. Sizler de gerçekten dernekleri yaşatma çok zor. Bu pandemi döneminde, bu hayat pahalılığı döneminde dernek kiraları var, üyelere yardımlar var ama ne hikmetse sizler de bizim kahrımızı çekiyorsunuz. Yok estağfurullah. Umarım şimdi, bizlere de kızmıyorsunuzdur. Yok siz gazetecisiniz, eleştireceksiniz. Eleştirme iyi niyetli olduğu zaman çok güzel bir şeydir. Gelişmeye, insanın kusurlarını görmeye sebep olur. Eleştiri olmadan insanlar kusurlarını göremezler ki. İşinizi yapıyorsunuz, doğru yapıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, bile bizim kendi açımızdan şöyle diyelim. Çerkez olmayan derneklere giriyoruz. Yörel basına bir araya getiriyorlar, konferans veriyorlar. Sorunlarınız ne diyorlar? Bizim sorunlarımızı dinliyorlar. Kendi sorunlarını anlatıyorlar. Bir ortada bir kamuoyu oluşuyor. Ama Çerkez derneklerine baktığımız zaman zaten Çerkez basını yok. 3-5 kişiyiz. Sevgili başkanım, hiç aklınıza geldi mi? Bu 3-5 kişiyi bir araya getirelim. Bir sabah kahvaltısında bunların sorunlarını dinleyelim veya bizim kendi sorunlarımızı anlatalım. Bir adım daha ileriye gidelim. Şimdi bir söz var. Kendisi muhtaç bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. Çerkezlerin sorunları o kadar büyük ki bir başka sorunla ilgilenmeye şeyleri yok. Zamanlara vakitleri yok. Ama dediğiniz doğru tabii. Basın son derece önemlidir. Bir diyeceğiniz bir şey varsa halka onu basın yoluyla iletiyorsunuz. Sizin kıymetinizi bilmiyoruz. Dediğiniz doğrudur. Kıymetinizi bilmemiz lazım. Sevgili seyirciler, Sayın Nusret Baş da biliyorsunuz bir göz doktoru, bir hekim, hastanesi var. Yurt dışında ameliyatları var.
ve bu kadar işin içerisinde neredeyse 20 gün yurt dışındasınız başkanım. Yine Çerkez sorunlarıyla ilgileniyorsunuz. Bizler sizi her yerde daha çabuk buluyoruz. Sizi çabuk bulduğumuz için mikrofonları da size veriyoruz. Bazen bize kızıyorlar. Ya 3-5 kişinin dışında siz röportaj yapmıyor musunuz? Sevgili seyirciler, doğru diyorsunuz. 3-5 kişinin dışında röportaj yapmıyoruz. Çünkü kimseyi bulamıyoruz. Ama federasyon başkanımızı nereye gitsek buluyoruz. Başkanım, yani iyi zaman ayırıyorsunuz herkese. Yani siz geliyorsunuz, röportaj yapacağız diyorsunuz. Hatta kolumdan tutup getiriyorsunuz. Bizim gelmemiz lazım size. Siz bizim ayağımıza geliyorsunuz. Hakikaten teşekkür ediyoruz. Evet sevgili başkanım, son olarak neler söylemek istersiniz? Sizi seviyoruz. Biz de sizleri çok seviyoruz sevgili izleyiciler. Bir programımızı da burada bitiriyoruz. Sayın Nusret Paşa, çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın, iyi ki bizim kahrımızı çekiyorsun diyorsunuz. Kapalı. Siz kahrımızı siz çekiyorsunuz. Çok sağ olun, var olun. Peki.